Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Sema Tapatikleri kanalındasınız tekrar. Değerli arkadaşlar, örgü, model, yelek, patik, şal bu tür şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Hala bir türlü yazlık örgülere geçemedik. Daha doğrusu yetiştiremiyorum. Şimdi bugün de yine güzel bir model gördüm. Hemen o modeli sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra bakalım sırada ne gelecek. Devamlı bir şeyler, bir yenilikler bulmaya çalışıyorum. Bugün de görmüş olduğum iki renkli bir model çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Var olan bir model. Tasarımı kime aitse eline sağlık. Allah razı olsun. Çocuklarda hırka, yelek çok güzel olacağını düşünerek ben de hemen böyle elimde olan iplerim vardı. İp seçimi size bağlı. Şiş, ip, nasıl iple yaparsanız yapın, her şekilde güzel bir model olacak. Bunu ben hemen böyle bir yelek edasıyla başladım. 3 diş haroşa gittim, 2 sıra düz örgü gittim, önüne düğme yeri ayırdım. Hemen şimdi gelin başlayalım, bakalım modelimiz nasıl bir şey çıkacak ortaya. Modelimiz ters düzden oluşan kaydırmalı bir model. Hemen öndeki ilmek sayısı 4 artı 2 olarak kurulacak. Yani ona göre ayarlayın. İlmeklerinizi 4, 2, 4, 2 o şekilde ayarlayın. Örgünüzün modeli tam düzenli bir şekilde yerleşecektir. Şimdi hemen ben burada şöyle iki tane boş, pardon, iki tane örmeden ilmeğimi aldım. 2 sıra düzden sonra elimde var olan bir krem rengi iple, iplerinizin ikisi de aynı ayarda, aynı kalınlıkta olsun ki modeliniz düzenli bir şekilde ortaya çıksın. Krem ipimi aldım hemen. Şöyle ucunu uzun bırakarak, ucunu kaydırarak içinde götürün. 4 tane beyaz yaptım. 2 tane kahve örmeden aldım. 4 tane beyaz, 2 tane örmeden al, 4 tane beyaz. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. 2 tane sonda ilmeğim kaldı, örmeden aldım. Modelimizi çeviriyoruz. Önden örmediklerimizi tekrar örmeden şişimizi alarak şu baştaki ilmeği de örmeden aldık. 4'er tane yapmış olduğumuz kremi ters örgü olarak sıra sonuna kadar gelelim. 2, 3, 4. 2 tanesini örmeden al. 4'ünü ip kendine doğru ters bir şekilde örerek devam et. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Ön banta geçerken ipi birbirinin üzerinden atlatarak tekrar ön bantımızın haroşasını da bu şekilde tamamlayalım. Ben bu sefer mesela şu ön şöyle boncuk gibi durması için ipim arkada, örmeden aldım. Tekrar haroşalarımı örüyorum. Şurada görmüş olduğunuz tek ilmeğimi de ördüm. 2 tane boşalmıştık. Tek ilmeğimi ördüm. Şimdi beyazı değil, artık kahveyle çalışacağız. Sadece buraya dikkat edin. Modelimizin yapılışına geçiyoruz. Şişimi aldım. 2 tane beyazı arkadan yer değiştirdim. Beyazları geri şişime alarak kahveyle ördüm. Değiştirmiş olduğum bir ilmeği de ördüm. Tekrar görmüş olduğunuz iki ilmeği şu arada boşaldığımız ilmeğin birisiyle yer değiştirdim. Değiştirmiş olduğum tek kahveyi ördüm. 2 tane kremimi de ördüm.
Diğer 4 ilmek ve bir tane kahveye geldik. Aynı şekilde yer değiştirdim. Arkadan sağ şişime doğru alarak ikisini de kremlerin kahve ördüm. Tek olan ilmeğimi yine kahve ördüm. İki ilmeğin birisini bu tarafa, birisini o tarafa ayarlanacak şekilde çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar iki ilmeğime yer değiştiriyorum. Değiştirmiş olduğum tek ilmeğimi ilmeğiniz dönerse çevirin. Yönü aynı olsun. İkisini de kahve ördüm. Kalan tek ilmeğimle iki tane beyazıma yer değiştiriyorum. Düz örgü olarak ördüm. Bütün sıra bu şekilde. Zaten modelde bu şekilde devam ediyor. Boşalmış ilmeğimi ördüm. Beyazlarımı ördüm. Kalan tek ilmekle diğer 4 ilmeğin ikisiyle bu şekilde yer değiştirdim. Ben çocuklara çok yakışacağını düşünerek bu rengi kullandım. Bu renk de çok göstermedi bakın. Ama bunu renk olarak seçim size kalmış. Gri, sarı, siyah beyaz, gri kırmızı. Bu şekilde renklerinizi de ayarlarsanız çok güzel görünecektir. Evet, son ilmeklerimi ben sadece amaç modeli size göstermek. Renklerinin uyumu sizin tercihiniz. Son iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğe de kenarda olan iki ilmeğimizle yer değiştirdik. Düz örgü olarak ördük. Son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeği. Şu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arka tarafını çevirin. Bütün ilmeklerinizi ters olarak örüp başa kadar gelin. İkinci sıramızda yapacağız zaten. Ondan sonra model çıkmış oluyor. Bütün sırayı ip kendine doğru ters örgü olarak ör, sıra sonuna kadar gel. Sıra sonuna kadar geldik. Ön bantımızı ördük ve ikinci modelin kurulumuyla devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6 tane düğme yerini koyduktan sonra bakın şimdi model yer değiştirecek. Şu ortada görmüş olduğunuz iki tane ilmeği bakın çapraz çapraz duruyor. Ortada olan iki ilmeği boşalıp diğer dördünü yeniden renk kullanacağız. Başka renkle öreceğiz. Bunun için de iki tane kenardaki ilmeğimizi boşaldık. Kremimizi aldık tekrar. 1, 2, 3, 4. Bakın tam da çaprazın üzerine geldi. Modelimizin ortasındaki iki tane ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3, 4 tane ördük. Modelimizin ortasındaki iki tane ilmeği örmeden aldık. 4 ördük. Tam ortaya denk gelecek şekilde ikisini örmeden aldık. Bu sırayı da bu şekilde sonlandıralım. Arka taraftan yine aynısı. Boşları boş, ördüğümüz kremleri örüp geleceğiz. Çevir. İki tane ilmeğimiz zaten boş. Bunu da zaten şişte olduğu için örmenize gerek yok. Tekrar 4 tane kremimi ördüm.
2 tane kahvemi boşaldım. 4 tane kremimi ördüm. 2 kahveyi boşaldım. Bu sırayı da bu şekilde sonlandıralım. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bu krem rengi olanı rengarenk de yapabilirsiniz. Hem evdeki kalan parça ipleriniz değerlenmiş olur. Hem de renkleri eğer birbirine uydurarak yaparsanız çok güzel bir model çıkar ortaya. İp geçişlerinde ipi birbirinin çaprazından alarak bu şekilde kenar düğme yerinde yapalım. Arada açıklık kalmaması için. Tekrar çevirdim. İki model daha gösteriyorum. Vedalaşacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine bir tane ilmeğimi boş örerek yer değiştirmelere başladık. İki beyazı sol şişimize aldık. Krem olarak, kahve olarak ördük. Tek ilmeğimizi de ördük. Tekrar şöyle iki kremle kahveyi yer değiştirdik. İlmeklerimizi düz olarak ördük. Hep bu şekilde kalması gerekiyor. Yani 4 tane beyazın yanında mutlaka bir tane kahve kalması gerekiyor. Eğer 2 tane kahve kalırsa anla ki modelin yanlış gidiyor. Zaten 4, 2, 4, 2 diye modelimizin kurulum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde başa çıkalım. Bu sırayı da bu şekilde başa çıktık. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın değerli örgücüler, ne kadar güzel olacak. O kadar güzel oluyor ki yani süveterlerde, yeleklerde bunun rengini de güzel birbirine uydurduktan sonra harika bir model çıktı ortaya şekilde. Burada artık vedalaşıyoruz. Arka taraftan hepsini ters örerek gelip yeniden modelinizi kurmaya devam edeceksiniz. Modelimiz bu şekilde. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir çalışmada görüşmek ümidiyle. Hayırlı cumalar tekrar.